بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Şimdi bugünkü konumuz çok farklı. Hep gelirdim enfusi, tevhid, haşir, değil mi? Kader. Bu tür dersler yapmışız burada. Bugün de farklı bir şey yapalım dedik. Çok farklı zannediyorum kendimi. Uyku. Uyku. Uykuyla psikoloji. Uyku ile öteler. Uyku ile ruhsal yapı. Konumuz biraz bu olacak. Tamam. Şaşırdınız ama. Hocam önceden bilseydik bir uykucu akrabamız vardı, onu getirdik. Yapma ya. Uykucu mu? Evet hocam. Devamlı hep uyur mu? Devamlı. Tam benim eşrep. Ben de hiç fırsat bulamam. Fesubhanallah ya. Yani diyorlar abi neşelisin. Vallahi kötü olmaya zamanım yok ki. Yani kötü olmak için. Ya öyle mi oldu hakikaten? Allah Allah ne dedi ya? Nasıl dedi ya? Ne baksana telefon. Ne dedi? Böyle olursan, yaparsan ancak kötü olursun. Durup dururken hiç kimse kötü olamaz istese de. Şu anda nasıl kötü olacağım? Şansım var. Daha çay içemedim ha. Zor yetiştim. Bir daha arabayla gelmeyeceğim. Arkadaşlar, kendini yönetmeyi bildin mi? Dünya fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti olur. Senin yönetemediğin her güç seni yönetiyor demektir. Eğer sen yönetirsen vallahi dünya tadıyla doyulmaz diyorlar. Onu da söyleyeyim. Peki Bismillahirrahmanirrahim. Evhum gailun. Şimdi ben uykudan önce şöyle bir şeyim var. Yapacağım dersi önceden hazırlanıyorum. Tamam. Ondan sonra size önermeler namında cümleler sunuyorum. Cümleler anlayışınızı kolaylaştırmak için. Uyku, ruh uyumaz. Ruhun uykusu yoktur. Ya dünyada çalışalım, kabirde uyuruz. Öyle bir şey yok. Yanlış söz. Kabirde uyku yoktur. Cennette de uyku yoktur. Uyku yok. Uyku bedenseldir ve cismaniyetle alakalıdır. Ona zaten delili. Ruh uyumadığı için rüya görüyorsunuz. Bedeni misali başka alemlere temessül ediyor. Bir daha söylüyorum. Bedeni misali başka alemlere temessül ediyor. Bedeni misali aynadaki güneş gibi ne aynıdır seninle ne gayrıdır. Hükmüne caridir, fatura çıkar. Onun için uyandığın zaman gusül abdesti alırsın. Uyandığın zaman köpek seni kovalamıştır rüyada. Ha? Kaçarken kaçıyorsun kaçıyorsun tam böyle kayalıklara geliyorsun, uyanıyorsun, diyorsun. Bu ceset mi koştu? Yok. Niye buna fatura çıktı? Niye buna fatura çıktı? Bunda ne alakası var? Orada yatıyordun. Terden su. Peki bu mu başkasıyla oldu? Niye bu gusül yapıyor? Eğer hakikaten değilse gusül ortada var. Evet hakikaten doğruysa zina ehlisin. İş karışık değil mi biraz? Şaka ise şakası değil bu. Ha? Arkadaşlar, ruh bedeni misalisiyle alemi gaybin, şeceri hilkatın alemlerine temessül eder. Bak hiç kimse telefonunu açık bırakmasın. Bak titreşim de istemiyor. Benim dersi biliyorsunuz. Ben çok özveriyle geliyorum. Ben de kızarım bak. Hiç kimse titreşimi de almayacak. Benim derse böyle geleceksiniz. Arzu ediyorsanız. Titretip böyle düşüyorsunuz. Tamam. Şimdi o alemlere ruh temessül ediyor. Şimdi ben önermeler yapıyorum. Yaşamımızın %26'sı uykuyla geçiyor. İstatistiği okuyor. Yani 90 yaşına yaşayanın 32 yılı
Uykuda geçer. %26'sı. Neredeyse 1/3 oluyor. 8 saat değil de 7 saat yapsak. Uyku sanki mağara hayatımızın bir mirasıdır. Sanki mağara hayatımızın bir miras bırakmış. Yani uyku adeta beden-ruh ilişkisinde yetişemeyen bedenin, yorulan bir bedenin ruha imtizaç edebilmesi için kazandığı bir fırsattır. Zaman uyumaz. Ruh da uyumaz. Gece geçmez mi? Saat geçmiyor mu? Demek ki zamanın gecesi yoktur. Zamanın kışı yoktur. Zamanın yaşı da yoktur. Herkesi yaşlandıranın kendisinin yaşı yoktur. Zamanın yaşı var mıdır? Yoktur. Zamanı yapan Allah'ın yaşı olur mu? Olmaz. Gördün mü? Her şey bir şeye dayanıyor. Zaman nereye dayanıyor? Her şeyi hareketlendiren, her şeyi aktif eden, yaşlandıran, söküp atan kişinin başlangıcı yoktur. Yani şu şuradan başlamıştır, şu şuradan başlamıştır. Onu peki kim başlatmıştır? Var ya, hani Allah kim yarattı? Elmayı ağaçtan, onu oradan. Allah kim? Zamanı nereye vereceksiniz? Zaman kaynağı var mı? Vallahi zaman nasıl başlamıştır? Zaman, biz pirinç pilavı yiyince zaman hareketleniyor. Böyle bir şey olur mu? Abi, insan zaman dünyaya girdiği için diyor. Evet. Yani nasıl yani, bunu nasıl anlayacağız abi? Ha, zaman girdi, demek ki daha önce de vardı. Sen bu dershaneye girmedin mi? Dershane daha önce yok muydu? Sen derse girdin. Ha? Zaman hakikati anlayışı şu, yaptığı tesirle. Zaman anlatayım kısaca bunları. Bir nehir düşünün, böyle akıyor. Üzerine şu kadar kalınlıkta saman koyun. Yani suyun alt, yani su gözükmesin. Suyun üzerine döktünüz. Biliyorsunuz saman çökmez. Şimdi nehir aktığı için saman ne yapacak? Eğilecek, bükülecek, taşlar var taşların arasında. Şekillenmeyecek mi? Saman eğilecek, çökecek, şekil alacak değil mi? Bazen mağara olacak, bazen evler olacak, şehir olacak vesaire. Sen şeyi görmediğin için nehri, vay be, böyle akıyor ya, Allah Allah, füsubhanallah, yani bu adam saman buraya geldi, bunu alt üst etti falan, şekil değişti. Yani hiç ömründe su görmemiş insana bu samanın hareketi nasıl anlatacaksın? Ha, bu saman dünyadaki maddedir, atomdur. Alttaki nehir zamandır. Usta zamana nehir diyor. Maddeyi hareketlendiriyor. Bu basit bir benim misal. Aslında zaman maddenin altında değil, maddenin içine nüfus etmiştir. Mekan zamandadır. Einstein'a göre benim farklı bir teorim var. Ama ben yaşarım veya yaşamam. Gelecekte bunlar Allah'ın izniyle ortaya çıkacak. Einstein zamanı mekanda aramıştır. Benim teorimle, o da teori zaten. Benim anlayışım mekan zamandadır. Her şeyin elektriği gibi hareketlendiren. Zaten benim teorime gidiyor bu kuantum fiziği. Cel meselesi madde maddelikten çıktı. Madde maddelikten çıktı demek mekan mekanlıktan çıktı. Mekanlıktan çıktı mı enerji boyutuna geçiyor. Biraz da ileri giderse esirdir. Biraz da ileri gitti zaman. Yani buzdalar, ben diyorum ki kardeşim buza kafayı takma, sudur. Değil mi? Suya kafayı takma, H2O'dur. Ona da kafaya takma, enerjidir, esirdir, zamandır. Abi bu teorinin insandaki bir dayanağı var mı? Hem de ne kadar. Öyle pastayı böyle, benim o kadar kafalı adam değilim. Ama ısrarlıyım. Çok acayip ısrarım. Sabaha kadar mesela bakarım mesela şu işe. Allah'tan ısrarla isterim. Ampulle karanlığı işgal ettiğimiz gibi, hani uyku burada biliyorsunuz, demalarda. Ona mukaddeme yapıyorum. Ampulle karanlık salonu işgal ettiğimiz gibi, anlıyorsunuz değil mi konuşmamı? Ampulle işgal ediyoruz. Yani karanlık salonu ampulle yanınca aydınlanıyor demektir. Tamam mı? Bu
Kürtçesi, Arapçası, Türkçesi bir arada bu. Ampulle karanlığı işgal ettiğimiz gibi ilmimizle de cehaleti işgal etmemiz lazım. Yemek, içmekle olmayan, hatta bir şey vermiyoruz uyku için. Uyku çok ilginçtir. Geceyle alakası yoktur. Yani uyku ayrıdır. Bedenseldir. Gece bir alemdir. Mesela yemeğe para veriyoruz ama bedenimizin belki yemek kadar ihtiyacı olan uykuya para vermiyoruz. Mesela bunu nasıl anlarsın? Ameliyat olanlar narkoza giriyor değil mi ilk önce? 45 dakika, yarım saat. Ben girdiğim için burunda kemik vardı. 40 dakikaya kaç para aldılar biliyor musun? Bundan 10 sene önce. 40 dakikaya 350 milyon para aldılar. O da hatır içinmiş. Hastane kar almamış. Dışarıdan gelen bir ekip beni uyuttuğu için o almış. 500 küsür milyonmuş. Hastane 200 lirasını almamış. Tamam. 40 dakikaya 350 milyon verdim. 350 lira. Kaç saat uyuyoruz? 7 saat. 6 saat olsun. 350 değil. 40 dakika. 1 saat olsun. Saati 300 lira. Çarp. Her gün Allah'a kaç para verecektik? 2400. Zaten 2400 kazanamıyorsun ki ayda değil mi? 2,5 milyar kim kazanıyor? Az varsa ben ortağım ha. Yani sırf kazandığımızı uykuya veremeyiz. Narkozcuya olsa. Bak narkoz. O da fıtri uyku değil ha. Uyanmama riski varmış. Bana dedi ki 100 kişiden 5 kişi uyanmıyor. Ona göre imza at. Ama ben uykuya yatarken vallahi olan uyuyup da 5 kişi 100 gideceğim 5 kişi uyanmıyor. İmza at diye yatakta yatmamış. Adam narkoz bana verirlerken 100 kişiden 5 kişi uyanmayabiliyormuş. Risk taşıyormuş. Hatta bir şey vermiyoruz uyku için. Masraf, davetsiz misafirimiz. Masrafsız ve davetsiz misafir. Aristo 2003 yıl önce söylediği ne demiş biliyor musunuz? Gündüz yaptığımızı uykuda yerlerine koyuyoruz demiş. Şey, güç sesi halet Osman. Bir daha söylüyorum. Aristo demiş ki 2300 yıl önce gündüz yaptığımızı uykuda yerlerine koyuyoruz demiş. Uykusuzluk ve stres hafıza kaybına vesile olabiliyor. Uykusuzlar asabi, gergin, mutsuz insan tipleri olur. Uykusuzlar asabi, gergin, mutsuz tipler olur. Hele vardiyeli iş girme. Hele elinden geldiği kadar girme. Gece vardiyeli işe girme. Çünkü Allah Kur'an'ında geceyi istirahat örtüsü yaptım demiş. Ve cehennemde ama küm subata. Psikolojin iyi olmaz. Ne demek? Allah'ın gece size istirahat örtüsü yaptım dediğinde çalışıyorsun. Gündüz maişet için demiş. Sen maişette yatıyorsun. Çalışman gerektiği yerde yatıyorsun. Dinlenmem gerektiği yerde çalışıyorsun. Bu sefer sistem bozuk. Sistem bozuluyor. Bu insanı gergin yapar. Ha bak oldu. Şimdi ben devam ediyorum. Aç olma ve tok olma da yatarken Allah Resulü şöyle demiş. Aç olma, tok olma yatarken. Yani bir hurma dahi ama sakın yeme. Yemek yeme. 9'dan sonra sindirim sisteminin 2/3 çalışmıyor. Öyle ayarlamış Allah. Mutlaka gece 12-24'ten sonra ayakta sakın kalma. Çünkü 12 ile 2 arası vücutta
dinlenme sıvısı salgılanıyor. 12 ile 2 arası dinlenme sıvısı salgılanıyor. Sen o dinlenme sıvısında ayaktaysan o salgılanmıyor. Ertesi gün 20 saat ayakta yatsan dinlenemezsin. 12 ile 2 arası. 12 ile 2 arası kaç saattir? 2 saat. Bakın iyi dinliyorsunuz değil mi? Bak size lazım ha bunlar. Bana lazım değil bu. İyi dinleyin. 12 ile 2 arası 2 saattir. Eğer bu 2 saati yatmasanız o anda salgılanan dinlenme sıvısı salgılanmıyor. Bedenle alakası yok o daha çok. Gezegenlerle çekim yasasıyla alakalı. Yani mesela Almanya'da ben bir yerde kaldım. Cuxhaven denen bir yere. 6 saatte deniz, okyanus çekiliyor. Yani gemilerin, şileplerin yüzdüğü yerde çekiliyor. Biz atla gidiyoruz. Yaya gidiyorum yani. 6 saat sonra gemi su geliyor. Biz kaçıyoruz, gemiler yapıyor. İşliyor. 6 saat. Günde 6 saatte gidiyor. Hem de yüzlerce kilometre. 40 kilometre eninde bir kanal. Gidiyorsun böyle, kenarı okyanus. Kanal, sırf kanal çekiliyor. Elbe kanal değil mi efendim? He? Elbe kanal. Elbe. Yani Cuxhaven denilen şey. Cuxhaven. Orada. Şimdi böyle bir kanal. Şimdi burada giderken burası çekilmemiş. Burası da çekilmemiş. Şilepler işliyor böyle. Gömü gömü. Sen burada işliyorsun. Ne anlatmaya çalışıyorum? Bir bilgi vermek için değil. Şimdi bu çekim yasası dünyada böyle tesir yaparsa senin ayağın altındaki kanı tepene çıkarmayacak mı? O suyu çeken güç. Ha. Dolayısıyla Allah Resulü de öyle diyor. Vücuda diyor ağaca su giderken yani ilkbahar su çekilirken sonbahar hacamat olun. Helak olursanız diyor olmayıp da sebebi sizsiniz. Cinli hastalar, deli hastalar, ruhsal hastalar senede iki defa rahatsızlık geçirir. Suların çekildiği dönemde, suların hareket ettiği dönemde. Anlıyor musunuz? Ha, bu bilgiyi pek bulamazsınız. Bu çok önemli yani. Ona göre nereden çıktı ya falan, annem iyiydi ya falan, bu altıya falan. Şimdi diyeceksin ha tamam abi demişti, böyleymiş. Ha, sabret geçecek. Sonra uykuyu okuyacağım. Demek ki abi uykum yok. Yat, gözünü kapa, uykun olmasın. Şuna inan, beyine şu mesajı ver. 12'den sonra ben internet, televizyonum yoktur. Yoktur. Ben uyuyacağım de, akıl uykunu getirecektir. Akla mesaj ver. Bitti. Akıl böyle bir alettir. Ne inanıyorsanız onu getiriyor. Ben tabii ya ben olur mu ya ben internet var uyuyamam falan. Uyuyamasın kesinlikle. İnanmıyoruz. İnanç da çalışıyor akıl. Akıl, üstad akla alet diyor. Alet diyor. Aleti doğru kullanacaksın. Ha? Akıl, akla sen hükmedemezsen, akıl sana hükmederse dünyada hiç şansın yok. Duman, duman, duman olursun. Ama akla hükmedersen niyetlerle, meyillerle, değil mi? O zaman dünyan cennet olur vallahi. Akıl çünkü bir alettir. Bak bir misal söyleyeyim buna ait. Küçük bir misal. Ben araba kullanıyorum, değil mi? Derse geliyorum Sultanbeyli'ne. Defterim koltukta sağda olur, açık. Kalem burada olur. Bir yere giderken, buraya gelirken araba kullanıyorum. Akla diyorum ki ben bugün haşır yapacağım orada. Bir testi istiyorum. Maskaralık yapmıyorum. Anlıyor musunuz? Ne yapıyorum biliyor musunuz? Zihninizde kalsın diye bu hareketleri yapıyorum. 25. kare kullanıyorum tamam mı? Tak tak vites kullanıyorum tamam. Şöyle. Akla dedim ki ben bugün haşır yapacağım orada. Bana öyle bir misal getir ki can alıcı olsun, kimse itiraz edemezsin. Tamam? Tamam. Şimdi bunu formata attım. Windows'a attım ben. Bu program çalışıyor. Bilgisayarın arkasında çalışıyor. Bu arada o arabalar gidiyor falan. Vites alıyoruz falan. Araba soluyoruz. Aa, pat diye geliyor falan. Hemen sağa çekiyorum. Dörtlüğü yakıyorum.
Hemen onu not alıyorum. Akıl buraya gelene kadar bana bilgi üretecek. Eğer şöyle desem, ya bugün iyi değilim ya. Tabii akıl diyor, tabii iyi değilsin çünkü şöyle olmuştun, terlemiştin falan. İyi olmadığın şeyler hep malzeme getirecek, inan. Veya desen ki arabası kullanım, ya bugün çok iyiyim ya, mutluyum. Tabii canım, o kadar acayipsin ki dün akşam da şöyleydim, böyleydim, böyle arkadaş. Hep ne inanıyorsanız ona malzeme toplayacak, böyle bir aptaldır işte. Böyle bir şeydir. Yani hayal ile kurduğunuz bir resim ile göz ile gelen resmi ayırt edemiyor. Peki. Kılavuz var mı? He? Aklın kılavuzu var tabii. Ben psikolojileri bozuk olanların daha önceki hayatlarında uykuyu ihmal ettiklerini, sabaha kadar internet veya televizyonların başında olduklarını müşahede ettim. Psikolojisi bozuk olanlara bakın. İnternet ve televizyon müptelalarında %99 bunlardır. Değilse, bu tipten değilse, çok ruhun kaldıramayacağı bir sıkıntı geçirmiştir. İnternet ve televizyonlara sabaha kadar olanların sihatlı bir psikolojileri yoktur, olsa bulunamazdı. Bulunduğu için bozuktur. Bozuk olduğu için bulunabiliyor. Niye? Çünkü sıkılıyor, internette unuttuğu için oradadır. Unutmaya çalıştığı için. Olmak istediğinden değil. İyi uyku da bir kültür ve eğitim işidir. Yani uyku meselesi de eğitim işidir. Kültür işidir. Bir kültürdür. Böyle doğandan çıkan bir şey değil. Hata iyi uyuyan, yani sünnet usulü uyuyanın sigara alışkanlıkları da olmaz. Yani uykusu iyi olanların, uykusuna dikkat eden, uyku kültürünü elde edenlerin sigara alışkanlıkları da pek olmaz. Şimdi uyku çeşitlerini okuyorum buradan. Uyku basit bir şey değilmiş, biliyor musunuz? Bak. Mesela simge için söylüyorum. Sabaha kadar havlayan köpek sabah uyur. Ve hayatı zelil. Bereketi yoktur. Bu kadar köpek vardır. Bir köpek en az kaç doğum yapar? 5-6. 3 diyelim. 3 diyelim, 3. Bir koyun senede kaç doğum yapar? 1. İstisna 2'dir. İkiz istisnadır. Koyun bir tane doğurmuyor. Herkes kuzunun peşine kuzu yiyor. Koyun peşinde, koyunun sürüsüne bak, köpeğin nesli yok. Bereket yok çünkü. Bak, her sene bir köpek 3 defa en az, 5-6 tane de yapıyor da en az 3 tane doğum yapıyor. Koyun senede bir tane yapıyor, istisna 2 tanedir. Herkes koyun yer, köpek yemiyor. Kesiyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bu kadar bereketi var. Köpek 3 tane doğurduğu halde kimse de yemiyor, nesli yok. Bereket. Çünkü gece yatmıyor, gündüz rızık zamanında yatıyor. Bereketsizdir. Evhum gailun. Refet evhum gailun ayet-i celilesindeki gailun kelimesinin manasını merak edip sorması münasebetiyle ve hapiste sabah namazından sonra sahiller gibi yatmasından gelen, sabah namazından sonra mekruh saat var. Mekruh saatte nedir? Hangi saattir mekruh saat? Kerahat vakti nedir? Güneş demek sabah namazı vakti girdi demektir. İmsak pardon. İmsak namaz vakti girdi demektir. Güneş namaz vakti çıktı. O namaz vakti çıktıktan 45 dakika içinde yatarsan kerahat vakti, rehavet dolayısıyla elmas gibi kalemini atalete uğratmamak için yazılmıştır. Uyku üç nevidir.
Birinci uyku gaylüledir. Fecirden sonra ta vakti kerat bitinceye kadardır. Bu uyku rızkın noksaniyetine ve bereketsizliğine hadisçe sebebiyet verdiği için hilaf-ı sünnettir. Gaylule. Çünkü rızk için say etmenin mukaddematını izhar etmenin en münasip zamanı serinlik vaktidir. Yani bu saat. Sabah güneş çıktı. Yani imsak, sabah namazı girdi. Hoca ezan okusun ve okunmasın. İmsak girdi. Birkaç dakika sonra sabah namazını kılabilirsin. Güneş çıktı. Sabah namazı bitti. Ondan sonra 45 dakika yatarsanız hadisçe rızkın noksaniyetine sebeptir. Bu vakit geçtikten sonra bir rehavet arız olur. Yani güneş çıktı mı 45 dakika çıktıktan sonra o 45 dakika yükselir yani bir saatte. Ondan sonra insanda atmosferde gelişen bir gaz yapısından dolayı bir insanda rehavet başlar. Yani böyle bir hatta ehli dünya saat 10'da kahve molası verir. Yani 9'da falan bitiyor da ortalama olsun diye fabrikalarda 10'da kahve molası veriliyor. 10'da. Yunanistan'da resmi ha saat gündüz 2'den sonra dükkan açmak suçtur ve cezai müeyyittir. Ondan sonra yatacaksın kardeşim. 5'e kadar yatma saatin. Kanunen. Resmi dairelerde öyle. Ondan sonra 5'ten 8'e kadar da çalışıyorlar. Ve yaş ortalaması esbab aleminde Yunanlar Türkiye'den çok üstün. Esbab aleminde. Ne demek ki gayrüledir. Bu vakit geçtikten sonra bir rehavet arız oluyor. O günkü saye ve dolayısıyla da rızka zarar verdiği gibi bereketsizliğe de sebebiyet verdiği çok tecrübelerle sabit olmuştur. Birinci uyku, yanlış uyku. Top bitti, onu anlatayım. Hulasa edeyim. Sabah imsak girdi. İkide bir ne anlatıyorsun? Sen biliyorsun da hocanın ezanını bekleyip yoksa namaz olmaz diyenler vardı ondan. Ve hangi saatte namaz kılınacağını çok sordukları için. Şurlu ha, yurt dışı da dahil. Ne hangi saatte namaz kılacağız abi falan çok soruyorlar. Sevgili kardeşim namaz vakti, imsak girdi. Tamam, namaz vakti girdi. Güneş çıktı, güneş yazıyor. Namaz vakti bitti. Tamam. Ha, o bittikten 45 dakika sonra yatarsan rızkında bereketsizlik olur. Ve ondan sonra mantar gibi kafan olur böyle mantar. Yatmayacaksın. İkinci uyku. Var mı sorusu olan bunlar? Abi mesela 7-15 gece güneşin bitiyor ya. 7-15 geceden sonra uyumak 45. mı sıkıntı? Hayır. Yoksa güneş. 6'yı işte. İmsak kaçta İstanbul'da? 7-15'te. 7-15'te güneş imsak. Güneş 7-15. Güneş doğuyor. 6-10 kala. Güneş? 7-15. 7-15. 45 dakika ekle. 8. 8'den sonra yatacaksın. Tamam. O zaman 12'yi bırakmayacaksın orayı. Yukarı, üst ölü noktasını. Tabii kesinlikle. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Telefonumu kapatıyorum. Gece 12'den sonra. Eğer açmışsam o günlerde bir cenaze bekliyorum. Hani bir arkadaşımız yurt dışına vesaire. Cenaze abi morgdayız. Ne yapacağız? Yıkayamadık. Burada bir sorun var. Diyenler için. Veya vefat etti abi ne yapacağız konu bacan endişe ediyorlar. Yani zaruri kişi kardeşlerimin için telefonu açık bırakıyorum. Ve kalktığım zaman ilk soruyorum. Cenaze mi var? Yoksa ne sorarsan sor kafana kapatırım ya. Gündüz sor. Veya gündüz yap. İşimiz gücümüz var. Ha orada zaruret var. Telefonu iki kişiye açık bıraktırıyorum. Telefonu açık bırakacaksınız diyorum. Derse geleni. Bak ben hassasım. Kim? Nöbetçi itfaiyeci, nöbetçi doktor. Biz insanız. Bundan rahatsız olduğumdan kapattırmıyor. Mananın düşmesini, seni manadan kopmanı istemiyor. Adam gibi kendine saygılı olmanı istiyorum.
kendine katkı yapıyorsun, bana değil. Seni titredi, bana ne yapıyor? Ama manadan kopuyorsun. Ben bak Zeytinburnu'ndan geldim. 2,5 saat yola verdim. Günah değil mi? Senin için geldim. Sen de tam böyle adapte oldun. Ulan kim arıyor lan şimdi? Benden koptun işte. Değdiğim yani. Zıkkımın kökü. Başka saatte arasın. Bilmiyor mu senin derste olduğunu? Ders değil mi arkadaş? Değil. Abi buradan şey anlaşılıyor mu? Fecir vaktinde de sanki mekruh gibi. Ha ona da geleceğim. Şimdi buradan fecirden ta vakti kerahat çıkıncaya kadar diyor. Yani fecir vakti komple otomatik olarak. Hepsi mekruh yani. Evet ama yani, ya hep anlaşılmaz orada mekruh da sen yaparsın. Mekruh şudur. Genelleme onu. 7-15 bitti mi? 8'e kadar. Güneş çıktıktan 45 dakika. İmsaktan 8'e kadar. Ha, ama şurada namaz vakti girdi diyor ya. Diyebiliriz. Vakti kerahat imsak demiyor. Güneş çıktıktan sonra vakti kerahatı şey yaparsan ama tabii ki şimdi 6-10 kala kalktı namazı kıldın. 7-15 kala yatayım da mekruhu çıkartmak için 7-15'te kalkayım ondan sonra. Olmuyor işte o. Yani otomatik oluyor öyle. Yani adam gibi uyursak uyku bize yetiyor. Abi nasıl olacak? Yukarıdan geçme hududu. 12'den aşağı geçme anlarsın. Yani eğer sen hududu buradan tecavüz edersen 12 buradan gece 11... 12'den ne kadar hududu geçersen burada dümeni tutturamazsın. Tutturamazsın. Ben bu kadar hassasım ama uzak yollardan geliyorum. Bazen mesela 2,5-3 saatlik yol var Trakya tarafında dershanemiz. Geldiğim zaman saat 1-1,5 oluyor. Ha, tabii tarmar olmuş insan. En salgılama dönemi bitirmiş. Yani o sabahın namazdan sonra yatmamaya direniyorum ama gücüm yetmiyor. Çünkü bitmiş vücut tahammül etmiyor, çekmiyor. 3-4 derse katılıyorum. Bir de 2,5 saat yol. Ama şunu kastediyorum bakın. Gece buraya parmağım 12, gece 12. Buradan hududu ne kadar taşarsan burada şansın yok. Böyle düşün. Ne kadar şans şey yaparsan bu tarafa kayar. Abi geçenlerdeyken bayağı oldu. Sizin videonuzu seyredim. Yine aynı bir şekilde söylediniz. Dediniz ki işte 12'den sonra kesinlikle uyuyun. 2 saatli bir ara var. Yine onu dinlerken bu defa saate baktım. Bir de videonuzda diyorsunuz bu saatte izleyen varsa kesinlikle kapatsın. Yatsın diyordunuz. Evet resmen öyle dediniz. Ben de hemen kapattım saati baktım ki saat 1.30. Direkt kapattım yattım ve ondan sonra denedim dediğiniz gibi abi. Kesinlikle öyle hani söylediğiniz gibi aynı sabahın erken kalkıyorsun ve uykunu rahatlıkla alıyorsun. Ertesi gün yani dinç oluyorsun. Mesela maç yapıyoruz falan geliyoruz. Yorgun olsak dahi 12 geçirmeden yatıyorum. O şekilde sabah yine dinç alıyorum. Bak ben 52 yaşındayım. İnanın 5'i 10 geçe kalkmışım. Ne işte sünnet var ya öğleyin. Ona bile fırsatım yok. Ve dinçim. Ve buradan sonra bir yere daha gideceğim. Saatleri ileri geri alıyor ya bu 12 nasıl olacak? Bu ileri alınca bu da böyle oluyor. Bu nurcudur muhtemelen. Arkadaşlar, Allah'ın bir adeti var. Peygamberine bile değiştirmiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam hastalanmış. Tabipler ot şey yapmış içmesini. İçmemiş. Cebrail aleyhisselam geliyor. Allah'ın selam var ve Rabbin soruyor. Adetimi mi değiştirmek istiyor? Benim adetlerimi mi değiştirmek istiyor? Estağfurullah. Hemen. Allah'ın adeti var. 10. kattan, 2. kattan düşerseniz düşersin. Çakar. Kafir de Müslümandır. Adetullah işliyor inanın. Mesela yüzlerce kilometre o denizi çeken kanun senin ayağındaki kanı tepene çekmeyecek mi? Ağaçlardaki kökteki suyu tepeye nasıl çıkarıyor? Biyolojik yok. Emmebası onu biliyorum. Bilen insanım. Ay, çekim yasasıyla. O biyolojik yapısını okuyan bir insanım. Tatmin etmez akıl. Çekim yasasıyla çekiyor kökteki suyu yukarıya. İşte onun için senede 2 defa cemaat yaptırmak sünnet. Helak olursanız diyor hadiste. Gelen kan helak olursanız tepenize sebebi sizsiniz. Hacamat olun. Tamam mı? Baş ağrısı olmaz.
Ben size söylüyorum. Şurada hacamat yapanın başı ağır olmaz. Monitör, mantar gibi insan kuş yuvasının orada hacamat yapsa şeyi olmaz. Monotonluğu gider. Adam gibi yaşayacaksın ya. Tak hacamatını yapacaksın. Kendine değer vereceksin. Kaliteli yaşayacaksın. Yani kaliteli de israf manası değil. Yemek yedin mi? 4 saat yemeyeceksin arkadaş. Yemeyeceksin ya. Yemek yedikten sonra 2 saat daha su içmeyeceksin. Diyet budur. Fok balığı gibi ye, televizyonlarda diyet ara. Böyle bir şey olur. Abi diyet yapalım. Biz doğuştan diyetiz Ahmet. Kimin diyetine tabiiz? Fahri kainat Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın diyetine tabiiz. Bana diyor, abi diyet yapalım ama yerimde duramıyorum. Ne diyeti? Niye? Ben diyetliyim. Hem de niyetliyim yani. Nedir? Resulullah'ın diyeti var arkadaş. Nasıl yemiş? Nasıl yatmış? Bir de çekim yasası var. Kıbleye karşı ayağımı uzatmamaya çalışıyor. Elimden geldiği kadar samimi söylüyorum. Sizi kandırır mı? Allah'ı kandırabilir miyim? Rabbimin huzurunda değil miyim? Şuurunda olan insanım. Ben bunu içtim buraya kadar. Bilsem ki abdestsizim. Bunu bırakırım, giderim, abdesti alır, bunu devam ederim. İçmem. Teşvik için söylüyor. Kuralına göre yaşayacaksın. Adetullah işliyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Burada oluyor o. Kıble mesela. Kıbleye karşı. Her şey niye pusula tak güneye çekiyor? Bir çekim var ya arkadaş. Bir çekecek de seni. Niye sırtından çektiriyorsun adama? Sırtını çevirmişsin ona. Çekim yasası var. Çekecek buradan. Sa'd ve Kur'an-ı zikr. Bunun arkandan çekecek. Çekim yasası var kardeşim. Abi ne var? Pusulalar görmüyor musun? Niye çekiliyor? Bir yasa var ya. Bir yasa işliyor. Yasa istiyor. Şurası cam, şurası kapı, burada yatar. Olmaz kardeşim, oraya geçir. Yasa işliyor. Kapının içinde oturmayın diyor Allah Resulü. Cin çarpar. Cin demek kuvvet demektir. O bizim cin değil. Enerji ya. Bizim cinleri koyduk kenara. Cin neymiş? Cini sevsinler ya. Hadi peki. İyi miyiz? Tamam. Sıkılmıyorsunuz değil mi? Çok güzel. İkincisi Feylüledir. Bu da çok başa belaya. Ama ben buna inanın, vallahi çok dikkat ediyorum bak. Yoksa oruç tutardım, yalan. Ona dayanamıyorum belki. Hani gece geliyorum vesaire var ya. Hani bir de bu Feylül'e elimden geldiği kadar %99 dikkat ediyorum. Ve Allah da bana veriyor. Nedir o? İkindi namazından sonra mağribe kadardır. İkindi namazı Allahu Ekber, Allahu Ekber bastırıyor. Abi namazdan sonra mı? Ulan peki geç namaz kıldın ne olacak? İkindi okundu bir saat sonra. Hayır. İkindi vakti girdi. Akşam namazına kadar yatmayacaksın. Yatınca ne olur? Bu uyku ömrün noksaniyetine, yani uykudan gelen sersemlik cihetiyle o günkü ömrü nevm anut, yarı uyku, kısacık bir şekil aldığından maddi bir noksaniyet gösterdiği gibi. Babam öyle yapmış. Almanya'da kendisi anlatmıştı bunu okuduğum zaman. Oğlum Allah Allah. Yatmış, akşama yakın yarım saat kala kalkmış. Bir bakmış ki güneş doğuyor. Eyvah! Yatmıştı ya. Ulan ben ne kadar yattım sabah. Güneş doğuyor, üzerime güneş doğuyor. Oysa batıyor biliyor musun? İşten gelmiş 12'de şeyde. İkinden sonra yatmış, ikinde gelmiş. Yatınca tam batarken kalktı. Eyvah! İşe geç kaldım, güneş çıktı. Adam zor şer fabrikaya gitti. Ben geldim demiş. Niye geldin? Şimdi zeki de ya bu. Ya dedi işe. Ya daha yeni gittin. Cetin. Ya baktım ek iş var mı diye. Bizde biraz mantıkçılık. Yani niçin misal verdim? Kafa gidiyor kardeşim. İbrahim Hakkı'nın söylediğini söylüyorum. İkindiden sonra yatıp da akıllı kalkana hayret ediyor. Bunu Mehmet Akif'in şeyinde de okudum. İkindiden sonra yatıp akıllı kalkana hayret ediyor. Vallahi aklımın gitmesine korkuyorum. Çünkü dengesiz kalkıyor. Acayip kalkıyor. Çocuklarınıza bakın. Bebekler dahi olsa. Onu da el etkiliyor. En hırçın saatleri ikindiden sonra yatan bebeklerde olur.
Bak nasıl falan da nasıl kalkıyor böyle bir ateş mateş her tarafı karışık. Sistem acayip işliyor ya. Adam gibi işleyeceğiz. Sistem saat işliyor. Bize rağmen. Peygamber dahi olsan işliyor. Sistem işliyor. Kainatın patronu böyle çalıştırıyor. Sisteme uyacaksın. Sistem aynı sana cevap veriyor. Biraz önce anlattım. Akıl nasıl kullanacaksın? Mesela bak araba kullanıyorum. Vites atıyorum falan. Bak şekil yapıyorum kafanızda kalsın. Sultanbeyli'ne gidiyorum. Arabayı geçiyorum tabii arada. Haşır dersi yapacağım. Bana misal bul. Tamam bitti. Ondan sonra o falan. Başka telefonlar geliyor. Tamam abi ne var ne yok falan. Bir mana geliyor. Hemen dörtlüğü yakıyorum. Arıza var. Polis. Ne var diyor. Arıza var. Nasıl arıza var? Kafada arıza var. İşte yazıyorum. Kafada arıza olmazsa bunu yapar mı? Tamam. Kenara çekiyorum. Gelen misalleri yazıyorum. İnan. Uçaktadır, havadadır, uçakta, tamam mı? Yolda vallahi acayip ya. Tuvalette bile. Ben diyemiyorum ki bak sana bu soruyu sordum ama tuvalette kullanma. Hiç kafa öyle değil. İstediği yerde bu misali getiriyor. Yani veriver ya, soru sor, karışma ya. Minibüse bin, soru sor. Hayal kuracağına, Fatma şey, dolar parayı şey yapacağına. Ya soru sor. Ya o nasıldı ya, bu adam ne uyku demişti ya dün akşam derste falan. Ne uyku sonra? Acaba ruhla falan, zamanım olursa ruh beden ilişkisinden biraz anlatacağım ama. Zamanım yok. Sıkmak da istemiyorum. Ne yapalım? Dur bakalım. Bu uyku ömrü noksaniyetine, yani orayı okudum. O gün hayatının maddi ve manevi neticesi ekseriye ikindiden sonra tezahür ettiğinden. İkinden sonra yatan adam o vakti uyku ile geçirmek, o neticeyi görmemek hükmüne geçtiğinden güya o günü yaşamamış gibi oluyor. Çünkü maddi ve manevi netice ikindi akşam arası toplanıyor. Maddi ve manevi neticeyi göremez. Abi para geliyor. Ne paradan şey anlarsın? Kafa yok ki yani. Şey kalmamış ki yani. Vücut acayip birbirine girmiş. Sıvılarla alakalı. Sıvı var ya sıvı. Sıvı bozuldu mu denge? Denge bozuluyor işte. Sıvılarla çalışıyor. %76'sı su değil mi? Yani su da diş olaylarla, fiziksel olaylarla doğrudan alakalıdır. Kafada bir sıvı salgısı eksik olunca kendini mutsuz hissedersin. Tamam? Mutsuz ya of başlarsın of pof çekmeye. Bu dönemleri ters yaşayanlarda dimağdaki onlara girmek istemiyorum. 7 tane temel sıvı var. Kayıplarına, birbirine geçişine sebebiyet veriyor. Mesela gece ayakta olanların akıbeti çok kötüdür. Ve psikoloji sorun yaşarlar. Çoğunlukla bir kısım böyle Alzheimer oluyor. Yani psikoloji diğerlerini saymayayım. Yani mesela paranoyak çok olur. Çünkü gece çok buna müsait. Ne oldu orada ya? Demeye başlar. Oradan kim geçti ya? Tiyatro yapmıyorum aynı böyle. Paranoyak, manyak olur yani. Kısacası manyak. Gece ayakta olanların. Yolmayacaksın kardeşim. Gece ışık yandı mı erva habise bakıyor olan kim var orada? Geliyor başka kimse yok. Seninle dalga geçecek. Cama böyle yapacak. Allah'ım nereden geldi? Şimdi buradan başlar. Adam işi bu şeytan. Orada cama vurmuyor. Bu cama vuruyor. Sen nerede olman gerekiyorsa neredesin? Demek yanlış bir yerdesin ki onların sahasına girdin. Allah geceyi bölmüş. Gündüzü insanlara maişet, insanlar için gece cinlere ve şeytanlara ait. Niçin filmler, tiyatrolar gündüz bile karanlık yerde yapılıyor? Şeytani bir ortam olacak ki zevk versin nefsani. Niye tiyatroyu karanlıkta yapıyorlar, ışık yandırıyor sahneye? Işık yandıracağına tepenin güneş ışını versene. Çünkü cinler güneş ışığında boyut veremez. Gece ona, yarasa gibi yani. Yarasa gündüz uçamadığı gibi. Cinler gündüz olamıyor. Ve yapamıyor, sıkıntı veremiyor, çarpamıyor. Gece onların. Allah bölmüş yani. Her şeyi anlatmıyoruz anlayın ya. Burada öyle demiş. Gece ayakta olmayacaksın kardeşim. Psikolojin bozuluyor dedikse de. Niye bozuluyor? Durup dururken değil ki. Sinyal almaya başlıyorsun.
Tamam? Sınır geçti. Peki Bediüzzaman şöyle yapardı diyor. Ha. Bediüzzaman akşamı kıldığı zaman yatsı uzatırmış, yatarmış. Tamam? Şöyle yapılıyor. Onların şer'i durumu şudur. Akşam namazını kaç? Akşam namazı kaçta giriyor? 6:30. Çiz. İmsak kaçta giriyor? 5:10. Arada ne kadar mesafe var? 11. 3'e böl, 3'te 1'i, son 3'te 1'i teheccüd vaktidir. O zaman kalk. Son 3'te 1 böyle. Kalk, istediğini oku, bana da dua et. O zaman hem dinç oluyorsun, eğer evrat, eskarla devamlı şey yaparsan, yaymış olduğun dalga, cinleri ve habisleri gelemiyoruz. Yani biz zaten bir kere bu hatayı yaptık. Bir de televizyon, internetin karşısında elektriğin üzerine bindiriliyor. Habis ruhlar. Filmlerin içine bindiriliyor. Elektriğin üzerine esirden oldukları için elektrikten daha latiftir. Elektrik filmin içerisinde bulunabiliyor. Oradan sana 2'de 1 giriyor. Sihirleniyoruz filmlerle. Sihir yapılıyor. İstisna var mı? Yok. Bunu mahkemeye verdim. Mahkemeye vermiş adam beni. Coca-Cola beni, Coca-Cola'ydı yani beni. Demediler ama şey olur diye. Savcı demiyor ama ben tahminimi söylüyorum. Yani reklamda 25. kare kullanıyorlar. Ondan sonra işte bu. Her reklamda 25. kare var. Gene verecekler benim mahkemeye. Hatta hesap vermişim. Yeter ki siz öğrenin, biz hesap veririz. Her reklamda hemen hemen her aile dizisi, aile dizileri var ya oturuyorlar falan şöyle. Orada şu var arkada resim, sen onu bilmiyorsun. Boşan, 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 boşan. Boşanmalısın, 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 boşan. Boşan, 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 böyle şey var. Duymuyorsun. Tabii ha falan. 2'de 1. Boşan, 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 boş. Ondan sonra, ağabey, boşanıyoruz. Daha ne diyecekti ki? Herhalde doldu, doldu söylüyor işte. Mantar gibi çıkmadı ki bu nesil. 25. kare kullanılıyor. Ben günahtan bahsetmiyorum televizyonun şeyinde. 25. kare kullanarak tarumar ediliyor. Eskide savaş uçakla yapılırdı. Tabancayla vurulurdu. Şimdi artık diziyle yapılıyor. Millet yok ediliyor. Nasıl? Şarkı evet. Abi 25 kare ne yapalım? 25. kare saniyede bu göz 24 tane kareyi tek görür. Onun yanına 25.'yi koyarsan göz görmez ama şuur içeriye alır. 24 tane karenin yanında başka bir resim koyarsan şuur altına o geçiyor ve etkiliyor. İçeriye girince aktif oluyor. Unutmayın gözden, kulaktan, burundan, dilden, elden ne içeriye giriyorsa Allah aşkına bunu bir inanın. Bir daha söylüyorum. Gözden, kulaktan, burundan yaparak anlatıyorum. Dilden, elden ne içeri giriyorsa içeriği aktif ediyor. İçeride iş yapıyor. Filmi kapattığın gibi, CD'yi kapattığın gibi kapanmıyor. Artık oynuyor. Tak 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 tak. Nerede zaaf bulursa, nerede eksikliğin varsa erkeklere ayda 3 gün. Eyyami biz 13, 14, 15 günleri eski aya göre. Hiç şansı yok. Asabi olur. Allah Resulü oruç tutun diyor. Eyyami bizde. Kadınların özürlü günler. Şimdi günde. Şimdi o seyrettiğimiz filmler, mazide geçirdiğimiz o travmalar tak 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 bir yerden vuruyor. Abi sıkılıyorum ya. Ne oldu? Bilmiyorum ya. Bir anda göğsümü açıyor. Allah bilir 3 sene önce seyrettiğin dizinin dişe vuruşu. Bir de Hasan abi şey varmış. Evet, evet. Backward Messages diye bir şey geçenlerde ben araştırdım. Bu şarkılar düz çalındığında normal şarkı. Ama onu belli bir hızda geri Çalarsan işte içinde istedikleri şeyi yüklüyor. Evet. Her şey mesela. Biliyorum onu. Kesinlikle insanın direkt şuur altına geçip içeride işlevi yapmasına mikrop. Ya şey ya. Ne yapıyorlar biliyor musun? Suyun içine bir şey koyuyorlar. Aktif ediyor. GPS ya. GPS'i arabaya koyuyorlar. Buradan oturduğu yerde arabası nerede? Niğde'nin neresinden gidiyor? Avrupa'nın. GPS ya. Navigasyon gibi. Şimdi o şarkı türküleri girmiyorum ki moral bulunur. Biliyor. Ters çevirirsen o şarkıyı Allah'a küfür ediyor. Allah yok, Allah yok, Allah. Tersini böyle yaz. Yok. Koy. Mesela. Diye misal. Böyle ters okursan başka
Düz okursan başka. Mesela nasıl kandırıyor? Para yok. Yani o yok bu yok. Para yok, Allah yok, para yok, Allah yok. Zing 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 zing. Para yok, para yok, Allah yok, Allah. Para yokun arkasını Allah'a da soktu bak. İki de dinleye dinleye ne oldu? Allah yok, Allah yok. Mesela dertlerin çıktığı şaha bir sitem yolla Allah'a. Yani Allah'a sitem yolla ne? Tövbe estağfurullah böyle isyan ettiğim. Sen affetsen ben affetmem. İyi dinlemişim ha. Bak bunları nasıl derim? Allah affedecek. Ben affetmem. Allah Allah. Küfür şeyleri, isyan, kadere isyanım vardı falan adamlar. Minibüse bine bine dinlettirmediklerimizi bırakmadı. Abi bunu iyiye kullananlar da var galiba. Var var. İnşallah. Nerede bulacağız? Onu mikroskopla, teleskopla aradım da. Bu da risk ama değil mi? Ya kardeşim uzak durun. Evet. Canım kardeşlerim bunları anlatan da yok. Bilen az. Bilen az. Bilen de anlatmıyor. Herkes benim gibi aptal değil ki. Risk ne alsın ki? Bakırköy savcısı beni çağırıyor. 25. kareden hesap verdi. Ya. Her tabii Bakırköy savcısı. Yo, bu davada yani. Bu davada 25. karede. Her televizyon yapıyor dedim. 3 tane televizyon senden şikayetçi diyor. Kim oldu söylemiyor savcı ama tahmin ediyorsun. Ulusaldır. Ne bileyim zındık işte ya bir tanesi. Ondan sonra en çok Coca-Cola'ya şey yaptığım için ondan galiba. Çünkü Coca-Cola'nın 20 kendi şey yapacaklar ama NASA vermiş hesap. 24 tane karenin 25. kareyi anlaman için ya cihazla ya maneviyatın olması lazım ki 25. kareyi gözle değil basar sıfatınla göreceksin. 25. kare çırp çıplak kadındır. Onun için Coca-Cola içen herkeste işte anda cinsellik dürtüsü aktif olur. Hiç şansı yok. Ben haramdan, günahtan bahsetmiyorum. İnanın. Her ailevi dizi var ya, arkasında şu var. Boşan, boşan, ben ilah şey mi diyeyim? Ben duydum ya. Boşan, boşan, boşan. Aynı melodi koyun. Mesela marketler var. Ben bildiğim halde bana nasıl çaktı? Bir kolibant alacağım, 63 lirayla zor çıktım. Nasıl yapmış? Müzik var ya müzik şey, marketten. Zing 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 market alışveriş. Sen zannediyorsun müziktir. Arkasında şu ses var. Al 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 almalısın almalısın almalısın. İhtiyaç ihtiyaç ihtiyaç. İhtiyaç ihtiyaç ihtiyaç. İhtiyaç ihtiyaç ihtiyaç. 1 lira için girdim kolibantıyla 63 lirayla zor çıktım. Çünkü şuur altı o. O müziğin altında o. Sünnet-i seni yaşayacağız. Korkma. Sünnet-i seniyenin dışında her hangisi ifrat bir bataklıktır. Sünnet-i seniye istikamettir. Başka şansımız yok. Sünnet-i seniye. O kadar. Şimdi şöyle bir şey anladım ben. Zamanı almasam iyi olur da. Şimdi boşan boşan boşan. Yani o dizilerde onları izliyoruz. İzliyoruz. Oradaki evet konuşmuyoruz ama hareketlerini alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz. Onlar sonradan içeriden bizde işliyor. İşliyor, bu hale getiriyor. Bu doğru mu anladın? Doğru abi. Aynı böyle. İçeride bir enerji gelişiyor. En ufak şeyden sen de boşanacağım diyor kadın. Adam diyor ki seni de seni boşayacağım. Yani dolmuş, nereden çıktı ya? Oradan dolmuş. Oradan dolmuş. Dolmuş hareket devam ediyor. Sen de şaşırıyorsun. Ona ben ne yaptım kadına ya bu kadar. Ya bizim babalarımız vardı, babaannelerimiz vardı, dedelerimiz vardı. 7 sene gitmemiş, gurbette kalmış. 5-6 çocukla sabretmiş. Boşan diye hayallerine gelmemiş. Adam 100 metre karede karı koca ikide bir kavga ediyorlar boşanacağız diyor. Nereden türemiş bu ya? İşte bunlardan. 100 metre kareye siz de Anadolu çocuğusunuz ben de. 4-5 tane kardeş beraber çocuklarıyla beraber, hanımlarıyla beraber 100 metre kare bile yoktu ya. Benim amcalarım biliyorum. 4 tane kardeş iler babamla dayı bir odada bizdik. Öteki odada amcalarım. Kavgaları da bilmem 100 metrekare yoktu. Niye? Yerleri dardı, gönülleri genişti. Şimdi 100 metrekareye bir karı koca ya top oynasa birbirlerini görmezler. Kavga ediyorlar. Yerleri geniş, gönülleri dar. Yer geniş, gönül dar. İşte bu tele sabah kadın akşama
Hep boşan 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 boşan. Ama film başka. Aile tiyatro, dramik böyle bir şey. Doldu doldu doldu. En ufak sen adam gelmiş eve. Sen niye bana seni seviyorum demesin lan. İki adım aya seni seviyor muyum diyecek ya. Yok bana gülmedin, gülücük vermedin. Zıkkımın kökü yani. Bunun boşanmanın sebebi mi ya? Siz kaç defa, sen evli misin? Kim evli? Sen? Evlisin. Kaç defa evlendin sen? Ben çok evlendim. Binlerce. Nasıl? Binlerce dert dinledim. Adam bunu diyor. Ya kapıdan geliyor, bir kere gülücük vermiyor hocam diyor ya. Ulan işten gelmiş, minibüsten inmiş. Tamam, nasılsın? Ana sağ ol amir. Ya deli olacağım ya. Ulan biraz, benim anam 7 yani. Sene 6 tane çocukla babamı Almanya'dan beklemiş ya. Senede bir defa ya gelir ya gelmezdi. Ve hiç böyle düşünmemişti. İmkan yok. Ne elektriği? Ben ilkokul 3'e gidene kadar elektrik görmedim. Dolayısıyla elektrikle alakalı hiçbir şey bilmem. Hiçbir şey bilmem elektrik. Ne buzdolabısı ya? Elektrikle alakalı ilkokul 3'e... hiç hatırlamaz. Sizin ananız da öyleydi ya. Şimdi boşan böyle bir şey hatırına gelir miydi? Otururlardı böyle. Babamız yemeğe başlamazdık. Tamam. Misafirler şey yapınca böyle. Misafir. Şimdi öyle görünce ben şimdi misafirlere canımı veriyorum. Böyle büyümüşüm ben. Misafirperver büyümüşüz. Ben dershane insanları görünce bugün de öyle mi dedi mi demedi Osman. Cemaati böyle gördüm. Tamam naylon serip yediriyor, şey yapıyoruz yiyoruz. Ulan şöyle bir baktım. Oh be dedim ya. Ulan böyle. Ve arkadaşlar yani derse gelenler. Gelin arkadaş. Niye gelmiyorsun kardeşim eve? Otur. Otur. Benim sofram geniş. Benim rızkım da çok bu. Allah da bol veriyor. Sanki benimle yarışıyor Cenab-ı Hak. Yedirdikçe yediriyor bize. Bol böyle. Baktım oh be elhamdülillah. Şimdi ben böyle büyümüşüm. Yani şimdi ama misafir gelmesin. Ama şey yapmasın. Ulan nereden geldi yemek saatine ya? İçeride fırın içinde kabak pişiren var. Ulan misafir geldi ha kalkar ha kalkar diye pişirirken çıkarmadım. Yandı kül oldu. Bana... Sen tuzak kurarsan o da sana tuzak kurar. Ha gitti, ha gitti, ha gitti. Kabak gitti bu sefer. Son üçüncüyü okuyoruz. Allah. Böyle bir şey diyebilir miyiz yani? Bugünkü yaşamın, bugünkü sıkıntının bu maddesi var bu. Sünnet-i seniye uymamak. Uymak. Lazcası bu. Allah Resulüne her şeyim kurban olsun yoluna. Bak öyle bir şey ki o bile uyuyor. Adetullah. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hayatı neyse o. Onun ifratı fazlası, onun aşağısı bataklıktır. Bugünkü sıkıntı bu. Sünnete uyacaksın kardeş. Resulullah böyle mi? Tamam şartsız bu böyledir. Resulullah dedi mi? Bu böyledir. Lamicim yok. Vallahi 2 kere 2 4 olmayabilir. Peygamberin sünneti kesindir. Çünkü Allah söylüyor. Kaylüledir ki bu uyku sünnet-i seniyedir. Duha vaktinden öğlenden biraz sonraya kadardır. En sünnet olan şu. Duha vakti ne demek? Şimdi işrak var bir duha var değil mi? Öğleyin namazı var ya öğleyin namazı. O kerahat şeyi. Şimdi öğleyin tam tepeye 40 dakika kala. Yani öğleyin namazına 40 dakika kala. Tamam. Kaç tane kerahat vakti var namaz kılmaya kerahat? 3. 1. Sabah güneş çıktı 45 dakika olana kadar hiçbir namaz kılınamaz. Çünkü güneşe tapanlar, ateşe tapanlar secde ettikleri benzemeyeceğiz. Onlar günde 3 defa secde ederler. Bir de güneşe, öğleyin namazına 45 dakika kala. Bir de akşam namazına 45 dakika kala. İkindinin farzı kılınır. Sünneti kılınmaz. Farzlar kılınır. Ancak o farz nedir? Bir ikindinin farzı kalmış. Sabah zaten o kılmada namaz yok. Hiçbir namaz yok. 45 dakika öğleyin namazına kala zaten gene bir namaz yok. Farz namaz yok. Akşam namazına 45 dakika kala bir ikindinin farzı kalabilir. Yani ikindi zamanda kılamadın. Seferdeydin bilmem neydin. Akşama yakın. O zaman ikindi sünneti kılınmaz. Farzı kılın. Bu 3 saat bir hiçbir namaz kılınmaz. İkindi hariç dedik. Şimdi dersek emanet oluyoruz.
Peki öğlen zaman ezan okunacak 10 dakika var mı? Sen camilerde denk geliyoruz. Kişi geliyor. Mezheplere göre ayrı mı bu yani? Kişi geliyor namaz kılıyor. Bu devamlı var yani. Ha Şafii mezhebine göre 5 dakikadır. 5 en fazla 10 dakika değil. 5 dakika. O öğleyine 5 dakika kala mekruh saattir. Ezana 5 dakika. Evet. Hanefi'de 45 dakika. Meşit tamam. Namazı kılıyorsun tamam. Abi. He? Tahiyyat-ı mescid. Ama Hanefi kılamaz çünkü şey girmiş, mekruh girmiş. Şafii kılar. Çünkü öğleyine 15 dakika var. Şafii'ye göre 5 anda, 10 dakika ancaktır en fazla. Ama 10 dakika Şafii kılar. Onun için tamam. Hiç karışmayacağız. Neye benziyor tamam, biliyor musun? Tamam. Başka bir şey anlatayım. Dediler ki bana haçta kafile götürdüm. Hocam dedi, adam namaz kılıyor dedi, elini indirdi de söyledi dedi. Bu nasıl oluyor dedi. İlk defa benimle geldi. Dedim ki Hanbeli dedim onlar mezhepte. Onun için dedim salalı. Ha ben de zannettim ki Müslüman dedi. İnanmılar dereydi hocam. Yani biz bilmeyince. Acayip. Şimdi başım ağrıyor. Bizde çok misafir geliyor ya. Misafir geldi. 1986. Talebe geldi. Dedi ki hocam dedi akşam. Çok başım ağrıyor dedi. Tam gel dedim. Dolaptan aspirin çıkarttım. Dedim kıbleye bak otur. Tamam şimdi. Ya Şafii Allah de iç. Al hocam aspirini dedi. Lan niye dedim. Ben dedi ben sırf aspirin için Şafii olamam dedi. Şaka değil ha. Laz romanı da değil. Aynen oldu ya. Ben dedi senin bir aspirin içinde Şafii olamam dedi. Yani cahil olunca güldüm güldüm sarıldım canım benim. Şafii değil. İstersen ya Hanefi de iç dedi. Ama seviyorum ya. Vallahi Müslüman'ı böyle sadakat yani bir şey. Tamam. Yani bir şey biliyor, yanlış biliyor ama onun uğruna koşuyor. Acayip bir şey ya. Keyif veriyor da bana. Yani. Evet bu bu uyku sünnettir, kaylüledir. Dua vaktinden öğleden biraz sonraya kadardır. Bu uyku gece kıyamına sebebiyet verdiği için sünnet olmakla beraber Cezuretül Arap'ta vakti zühr denilen şiddeti hararet zamanında bir tatil eşkan adeti kavmiye ve muhitiye olduğundan bu Akdeniz bölgesinde çok geçerli olmasının sebebi o sıcak, o hacca ümreye gidenler bilir o ne demektir yatmanın. O tavaf ettin sabah ya, sabah imsakta kalktın, tavaf ettin ya ağaçtan yeni geldi, mübarek olsun bizim vakıf ağaçtan geldi parti. Hem de şimdi mübarek edersiniz, ondan sonra hem onu diyeyim. Şimdi sabah kalktın, o tavaflar, namazlar falan. Zaten vücut öğleyine doğru bir geliyorsun otele. Ulan bir atmak ne oluyor? Değil mi? Duman. Olduğundan sünnet-i seniye daha ziyade kuvvetlendirmiştir bu. Sünnet de girince işin içine keyif veriyor. Bu uyku hem ömrü hem rızkı tezide medardır. Çünkü yarım saat kaylule, öğleyine yakın yarım saat yatsanız veya namaz kıldığınız yarım saat bir çaksanız, yarım saat gecenin, bak, kaylule, 2 saat gece uykusuna muadil gelir. Gece 2 saat yatsan ne kadar böyle dinç olursan, kaylulede yarım saat o neticeyi alıyorsun. O kadar güçlü yapar adam onu. Ya yarım saat nasıl ayarlanacak? Yarım saat diyelim ki, vücut şey ya, öğleyine kaldı yarım saat. Hala yatarsın. Pat diyor Allah'a yoklar al kalkmıyorsan 5-10 dakikada geçecek. Kalkarsın. Oldu yani ortalama bir şey yani. İlle yarım saat değil. Hani yarım saat böyle olursa gecenin 2 saatidir. Bir saat taktın 4 saatte kurtardın. Yarım saat kaylule 2 saat gece uykusuna muadil gelir. Demek ömrüne her gün 1,5 saat ilave ediyor. Rızk için çalışmak müddetine yine 1,5 saati ölümün kardeşi olan uykunun elinden kurtarıp, uyku neymiş? Ölümün kardeşi olan uykunun elinden kurtarıp yaşattırıyor ve çalışmak zamanına ilave ediyor Said Nursi radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun diyor. Hepimizden de razı olsun. Gecemiz gündüzümüz mübarek olsun.
nesillerimizden Cenab-ı Hak İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Hazreti Ali'yi erva-ı habiselerden korunma esbabı adına hangi esma ve sıfatı ile huddam yaratmışsa ya Rabbi, yaratmışsan o esma ve sıfat adına bizi de erva-ı habiselerden, mevadi şerirlerden hüsn-i emin etme esbabı adına bizi de huddam yarat ya Rabbel Alemin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine mazhar eylesin. İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Ağlayan alemi İslam'ı İttihad-ı İslam'la güldürmeye nasip eylesin. Ya Rabbi, aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza istikametullah nasip eyle ya Rabbi. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de daim kayım sayım eyle ya Rabbi. Hizmet-i imaniye'de sadakatla, ihlasla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı kebairle sayı gayret etmeyi nasip eylesin. Son ömrümüze kadar hizmette Kur'an'la, hak ve hakikatla devam ettirmeyi nasip eylesin. Vahir davahum enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha, tüm as-salavat.